İyi akşamlar değerli Yeni Bakış Web TV izleyenleri. Biz Sansürsüz yeni yayın dönemindeyiz ve haftada bir gün artık sizlerle birlikte olacağımızı geçtiğimiz haftaki programımızla birlikte dile getirmiştik. Ve saatimizin de artık 18.30 olacak bilgisini zaten size vermiştik. İzleyenlerimizden birkaç kişi bugün yok musunuz diye sosyal medya hesaplarımdan ve telefonumdan mesajlar attılar. Sana da soran oldu mu Derviş Kezer? Tabii soruldu ancak postlarımızı yayınladığımız için, Twitter'dan, sosyal medyadan yayınladığımız için hani bu akşam bir ikirciklenme olabilir, 6.30'da mıydı, 6'da mıydı? Ancak huzurlarınızdayız. Hatta ekranda göremedikleri için telefonla arayıp hani sağlık problemi yoktur inşallah diye soran bile oldu. Evet, teşekkür ediyoruz ilginiz için ve teşekkür ediyoruz bizi bekliyor olduğunuz için. Çünkü beklenmek çok hoşumuza gitti. Derviş Kezer'le biz bu akşam biraz müzakere sürecini ve şu ortalıkta dolaşan birinin başka bir şey, birinin başka bir şey söylüyor, bir başkasının farklı yorum yapıyor olma halini, özellikle Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı saflarından tartışmayı deneyeceğiz. Görüş ve fikirlerinizi bekliyoruz. Konuğumuz yok, Derviş Kezer'le birlikteyiz ama Derviş Kezer de konuk sayılır. Çünkü son programda yalnızdım hatırladığınız üzere. Derviş Kezer, bu arada hoş geldin seyahatten. Hoş bulduk. Aslında çok da seyahat değildi. Çok ivedi olmamakla birlikte sağlıkla ilgili bir yurt dışı yapmam gerekti. Büyük kısmını hallettik zaten. İyi de oldu. Niye yurt dışına gittim? Çünkü Kıbrıs'ta bütün müşteri zihniyetiyle gören herkes kurbanlık koyun misali davranıyor. Evet, ben de Ankara'da okuduğumdan Ankara'daki arkadaşlarım kanalıyla yurt dışına gittim. Sağlık sorununu gidermek için. Yoksa burada inanınız herhalde emeklilik ikramiyelerimizi falan vermemiz gerekirdi. Burası böyle. Maalesef sağlık pahalı bir hizmet Kıbrıs'ın kuzeyinde. Lüks bir hizmet. Sosyal devletin sağlaması gereken sağlık hizmetini de güvenerek ve isteyerek alamıyoruz. O nedenle böyle ikide kalıyoruz ne yapsak evet, diye. Hatta şöyle bir düşüncem de yok değil oluyorum. Yani. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ayrıca. Düşünüyorum da hani sosyal güvenlik kurumuna primlerimi yatırıp ben orada sosyal sigortaların yararlandığı sosyal haklardan mı yararlansam acaba diye düşünüyorum. Çünkü bizim ülkemizde, bizim devletimizin sosyal hakla, sosyal devletle uzaktan, yakından alakası yok. Yok, tabii ki öyle bir şey yapma. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nden pek çok insan bizim sosyal devlet ilkemizin koşullarından, gerek Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki sosyal güvenlik anlaşmasından dolayı, gerek burada çalışma izni ya da oturma izni ile oturuyor olmalarından dolayı zaten faydalanıyorlar. Ve hastanelerimiz, devlet hastanelerimiz özellikle çok iyi hizmet veremeseler dahi birçok alanda, çok iyi oldukları alanlar da var, birçok alanda çok iyi hizmet veremeseler bile yine de her daim dolu, her daim yatak kapasitesiyle ilgili sorun yaşandığını duyuyoruz. Evet. Kendi ülkemizi iyileştirmek için mücadele etmeliyiz bence. Başka bir yurttaş, yani Güney Kıbrıs yurttaşlığımız da var. Şimdi oradan nasıl sağlık hizmeti alacağımızı da düşünelim. Avrupa'dan da aynı şekilde düşünelim ama yani şuna karşıyım. Kendi devletimin koşullarını iyileştirmek için mücadele verip, zorlayıp, vergimin karşılığını alıp, ödediğim sağlık primlerimin karşılığını alıp hayatımı sürdürmek benim için daha çok huzurlu olurdu. Yanlış mesaj almasın izleyenlerimiz, bütün kaygım oydu. Tabii biz bunu başaramadık Çiğdem. Yani devleti özüne döndüremedik. Biz devleti birilerinin elinde bir enstrüman haline getirdik. Siyasetçi alıyor, istediği gibi oynuyor. Eğitim ve sağlık gibi en önemli sosyal devlet olmanın ve ücretsiz ve anayasaya göre her vatandaşa sunulması gereken hizmetlerden dahi imtina eder hale geldik. Bunun bir sürü sebebi vardır. Az önce Çiğdem Dürüst söyledi. Türkiye'den gelen, ben eminim Türkiye'den gelip de bizim hastanemizde Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC devletleri arasında yapılan
işbirliği anlaşmasına göre burada tedavi gören Türk vatandaşları, ben eminim ki Türkiye'de sosyal güvenlik primlerini ödeyemedikleri için oradaki hastaneleri tercih etmiyorlar. Çünkü oradaki sistem de değişti biliyorsun. Artık devlet hastanesinde değil, istediğin herhangi bir hastanede tedavi olma hakkına sahipsin. Bizimkiler sadece işte gidiyorsun, torpilin varsa öne geçiyorsun, torpili reddediyorsan da gitmiyorsun. Özele gidiyorsun, özele gücün yetmiyorsa da kendine başka çareler üretiyorsun. Sağlıktan açılmışken belki önümüzdeki haftaların içerisinde Sağlık Bakanı'nı da konuk edeceğiz. Belki bütün bu eleştirileri yeni hastaneyi de Sağlık Bakanı ile konuşacağız. Zaten eminim biliyorsunuzdur, o da bir güzel yurtlu. İki güzel yurtlundan bir güzel yurtlu. Ne kadar çok geliyor. Güzel yurtlu çıkardık değil mi ekrana? Güzel yurtlu derken herhalde ben bir daha da bölgeciliği darlaştırayım. Yani bir baflılık kastım var aslında burada. Nedense çoğu Baflı, Baf'ın biliyorsunuz özelliği eğitime çok fazla önem vermesiydi aslında. Evet. Belki de bugünlere taşınmasının sebebi de bu diye düşünüyorum. Evet, İzlem Dürüst geçmiş olsun Derviş Bey demiş. Programın haftada bire düşmesi üzücü. Teşekkür ederiz. Daha doyurucu bir program yapmaya ve daha konularla ilgili spesifik davranmaya özen göstermeyi arzu ediyorduk. Teşekkür ederiz fikriniz, düşünceniz, duygunuz için. Nazım Kurtdereli iyi yayınlar diliyor. Müjde Baylı iyi yayınlar diliyor. Yine Tülay Dürüst bizi izliyormuş. Görebildiklerim bunlar. Fakat sayı çok daha fazla olduğu halde ne yazık ki bunları görebiliyorum. Bugünlerde Dışişleri Bakanı'nın ne söylediği ile Sayın Başbakan, daha doğrusu Dışişleri Bakanı'nın federal bir çözümden yana olmadığını üstüne basa basa vurguluyor olması, Başbakan'ın federalist bir çözüm için iki toplumlu etkinlikler dahil birçok çalışmaya katılıyor olması, bir yandan Cumhurbaşkanı'nın kendisine oy veren potansiyelin federal çözümden yana olan insanlar oldukları için yıllardır devam eden mücadelelerin de müzakerelerin de bu bağlamda olmasından dolayı yolundan şaşmayacağına dair gerek Güney'e, gerek Türkiye Cumhuriyeti'ne, gerekse de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne mesajlar veriyorlar. Bir karmaşa var. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Ersin Tatar da bu karmaşadan faydalanarak köy köy gezip koalisyonda çatlaklar var, Başbakan başka bir şey söylüyor, Dışişleri Bakanı başka bir şey söylüyor şeklinde eleştiriler yapıyor. Feyza Öztürk katılmış bizi izlemeye, kalplerden anlıyorum. Hoş ve geldin. Yarışıyorlar şu an izleyenlerimiz. Bu klasikimiz oldu ya Çiğdem Dürüst, ya ben bu mikrofonu düşünmeye... Azimliyiz yani. Pilleri çıkmadı değil mi? Derdik yok tamam. Son 1,5-2 aydır bir oyun oynanıyor bu ülkede. Bu oyun çift kale bir oyun. Bir tane bir oyuncu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, diğer oyuncu Dışişleri Bakanı Kudret Özdemirsay. Niye oyun oynuyorlar? Çünkü Cumhurbaşkanı, 2000'de tekrar Cumhurbaşkanı olmak istiyorlar. Ama söylediklerinin ne kadarının doğru, ne kadarının yanlış olduğu içerikten önce belki tavra bakmamız gerekiyor. Bu iki devlet yetkilisi ciddiye almamız gerekiyor. Çünkü devletimizi temsil ediyor bu iki isim. Evet. Kıbrıs konusu gibi üzerinden 45 sene geçmiş, çözülmemiş, nice hayal kırıklıklarını içine barındıran, nice bugüne taşınan sorunun kaynağı olan bir konuyu alıp pilavın adam bahseder gibi seçim malzemesi haline getirdiler. Mustafa Akıncı cephesinden bakalım. Sayın Cumhurbaşkanı oturduğu makamında avantajlarını kullanarak kendini de federasyon isteyenlerin tek idolü görerek 2020'yi oynamaya çalışıyor. Aslında oynamaya çalıştığı çözümü bir federasyon olarak talep eden kitle üzerinde. Yani bu kitle hangisi? Sol diye nitelendirdiğimiz kitle Kıbrıs'ta bir çözümü federasyon temelinde talep ediyor.
Evet, sözünü unutma. Hı hı. İlker Bey için müezzini yayınlar demiş. Reji bizi duyuyor. Hı hı. Yayın donuk, ses alamıyoruz gibi bir yorum yapmış. Eğer bizden kaynaklanan bir şey varsa ve düzeltebileceğimiz bir şey varsa, evet, reji bizden kaynaklanmadığını söylüyor. Kendi internetinden kaynaklandığını söylüyor reji. Biz yazarız ona şimdi. Feyza Öztürk de yayın kalplerden donuyor demiş ona, çünkü kalp gönderiyor. Bölmüşken seni, hı hı. Ferdi Soyaslan iyi yayınlar hocam demiş. Teşekkür ediyoruz Ferdi Soyaslan'a. TC Hayati Ulaş merhabalar iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz Hayati Bey. Ali Seven iyi yayınlar iyi akşamlar demiş. Bize ulaştınız Ali Bey, mesaj atmıştınız. İşte buradayız, teşekkür ederiz. Betül Aydürüst iyi yayınlar demiş. İlker Reçim Üyezin de sanıyorum beni duydu okey diye. Eğer dudak okumuyorsa okey diye cevap verdi. Ve Derviş Gezer, evet, pilavunaya benzettiler dedin. Evet, o kadar önemsizleştirip o kadar bir siyasi malzeme haline getirdiler. Söylediklerinin onu bir sonraki evrede tartışalım istersen. Ancak önce üsluba bakmamız gerekiyor. Bir tanesi, yani Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafı, federasyondan başka bir şey konuşmam diyerek şöyle bir ekleme yapmış geçen gün. Federasyondan vazgeçip konfederasyonu konuşmayı istemek, var olan statikonun sürdürülebilirliğinin gerekçesi olur diye bir söz söylüyor. Yani şunu demek istedi bize, federasyon istemiyorsan statikocusun, var olan durumu devam etmesini istiyorsun. Hayda, tabii efeler oynuyor ya, bir efe sözünü söyledi, bir diğer efemiz Dışişleri Bakanı. Hemen anında cevap, çünkü o da sağ cenaha meylediyor ve oradan bir besleniyor, cephe açmak istiyor. O da diyor ki, olmayacağını bile bile federasyonda ısrar etmek statikodur. Şimdi oyuna, evet, bakar mısınız? Ciddiyetsizliğe bakar mısınız? Ciddiyetsizlik mi? Bir, hayır, bir cumhurbaşkanı, ama popülizm yapmak için bir politika. Dışişleri Bakanı ve paslaşıyorlar, oyun oynuyorlar. Hangi konuyla ilgili? Kıbrıs konusu gibi hayati bir konu. Elbette Ersin Tatar da bir muhalefet partisi lideri olarak bu argümanı alacak, çıkacak ve kullanacak. Zaten başbakanımız dut yemiş bülbül, hiçbir şeye yorumu yok. Böyle kahredici bir sessizlik aslında onun için. İşte Ersin Tatar'a göre başbakan da dut yemiş bülbül değil. O da bu esnada iki toplumda etkinliklere, ara bölgedeki etkinliklere katılarak federal bir çözüm için altyapı çalışmalarını hazırlıyor. Biri başka söylüyor, biri başka söylüyor ben, diyor. Ben Tufan Erhürman'ın ne düşündüğünü beden dilinden ya da gittiği yere göre ölçümlemek zorunda değilim. Her hafta cuma yani günleri basın toplantısı Derviş yapıyordu. Derviş Gezer, zaten beden dilini çözümlemene gerek yok. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi federal çözüm beklentisinden ya da federal çözüm ile ilgili müzakere edilmesinden geri adım atmış bir siyasal parti değil. Ama atıp atması değil burada söz federal, konusu olan. Bu ülkede federal çözümle ilgili çalışmaları ilk kez başlatan ya da federal çözümün olması gerektiğini ilk kez söyleyen Denktaş'a rağmen Cumhuriyetçi Türk Partisi'ydi ve bu çizgide, evet, olduğunu, kalacağını zaten defa defa açıklamasına da gerek yok. Çünkü her yerde bu şekilde çalışıyorlar, ama garip olan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özer sayın, pek çok yalpalamalardan geçerek, Birleşmiş Milletler'e de Avrupa Birliği'ne de mavi boncuklar dağıtarak, müzakerelerin BM parametreleri nezdinde saygın bir şekilde devam etmesinden de dem vurarak. O günler dere geçiliyordu. Evet. Dere ondan geçerken sonra bilirsiniz. Aniden Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut siyasal statükosunun beğeneceği bir dile dönüştürmesi bunu asıl rahatsız edici olandır. Sayın Akıncı'nın durduğu noktaysa tutarlı ve doğru bir noktadır. Yalpaladığı zamanlar oldu mu? Evet, oldu. Kıbrıslı Rumlara müzakereler sarpa sardığı zaman ve çıkmaza girdiği zaman, eğer bu sonlanmazsa Türkiye Cumhuriyeti ile komşu olacaksınız sözünü unutmadık daha. Ve ne kadar çok tepki topladığını da hatırlıyoruz o günlerde. Bu nedenle o günlerde yalpalayan Akıncı 2020'ye doğru ilerlerken yeniden kendisini seçen seçmene
evet, hitap etmeye başladı. Tamam ama Çiğdem, benim kızdığım ben nokta pilava bakıyorum. Değil. Pilav pişti mi? Pirinç, çiğ. Hayır, ortada bir yakın vadede bir görüşmeler, müzakerelerin ısınmasıyla ilgili bir vizyon yok. Ortaya konmuş hiçbir şey yok. Birilerinin Kıbrıs konusunu kendi şahsi ikballeri için alet etmelerine acayip derece canım sıkılıyor ve üzülüyorum bir Kıbrıslı Türk olarak. Çünkü bizim şu an ciddi anlamda Kıbrıs konusu elbette o hep bir yerde duruyordu. 45 senedir duruyor. Ben Kıbrıs konusunu sadece Kıbrıslı Türklerle Rumların uzlaşması ve adadaki sorunun çözülmesi kapsamında değerlendirmiyorum. Hı-hı. Nitekim bir soru geldi, onu da katarak, hı-hı, konuşmak isterim. Bu arada ama Yusuf Özgü Sertel, Eylem Delice Irmak Erbilen ve Hatice Keskinel'le Rana Fuat, Mustafa Billur ve Onur Yalçın da bize katılmışlar. Hoş geldiniz efendim. Teoman Ersöz diyor ki hayranlıkla izliyorum sizi. Tebrikler. Tamam, teşekkürler. Mustafa Kemal Küçük Sönmez, merhaba, iyi yayınlar. Türkiye Cumhuriyeti 25 fiili hizmet yılını tamamlayan kamu görevlisine yeşil pasaport veriyor. Bizim siyasilerimiz kendi özel pasaport aldıkları için KKTC'de 25 hizmet yılını fiili olarak tamamlayanlara böyle bir hizmet vermiyor. Kendileri hep kendi refahları için koltuk işgal ediyorlar. Lütfen bunu da ekrandan dile getirir misiniz demiş. Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü, içteki statükonun belli zümreleri beslemeye devam ediyor oluşu ve kamu hizmeti gibi, eğer kamu hizmeti değerliyse devlet değerlidir, eğer devlet değerliyse kamu hizmeti de değerlidir, hakikaten onu değersizleştiren bir çizgiye taşıyarak tıpkı Kıbrıs sorununda gösterdikleri yıllardan beridir başarılı performansı burada da gösteriyorlar. Teşekkür ederiz Mustafa Kemal Küçüksönmez. Şu konuda ne düşündüğünü merak ediyorum. İçeriği geç. İçeriği sonra tartışalım. Neyin statükü olduğu. Ama bu ülkede Cumhurbaşkanı statükodan bahsediyorsa, federasyonun artık bir optimum bir seçenek olmadığı noktasında eleştiri getirenlere konfederasyonu konuşmayı istemeyi, statükocusun sen deme noktasına gelmişse, ben de Cumhurbaşkanı'na şunu hatırlatmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı, statüko mu dediniz? Örtülü ödeneği kaldırınız. Statüko lafla peynir gemisi yürütmeyle eşdeğer olamaz. Eğer statükodan kurtulmak istiyorsanız, beni, derviş gezeri, bir Kıbrıs Türk vatandaşını inandırmak istiyorsanız önce bir örtülü ödeneği kaldırınız. Siz Avrupa Birliği'ne hani çok girmek istiyoruz, federasyon Kıbrıs'ta bir federasyon olursa ve AB üyesi olursak, örtülü ödeneğin hesapsız ve kontrolsüz herhangi bir AB ülkesinde olmadığını biliyor mu acaba? Ha, işimize geldiğinde statüko, işimize geldiğinde çözümcü, işimize geldiğinde abeci oluyorsak eğer, ben buna sadece opportunizm diyorum. Ha, bu benim Sayın Cumhurbaşkanı'nın statükocu noktasındaki değerlendirmem. Diğer tarafa geçersek, aynen söylediklerine %100 katılıyorum. BM parametrelerinden başladı. Ara bölgedeki görüşmelerde müzakerecilikten girildi. Şuradan çıkıldı, buradan çıkıldı. Ne günkü Dışişleri Bakanlığı'na oturup 2020 hedefi yaklaştı. Konfederasyon demeye başladı. Konfederasyonu zaten hep söylüyordu. Yani Sayın Derviş Eroğlu'nun, 3. Cumhurbaşkanı'nın özel temsilciliğini yaptığı konfederasyon sözcüğünü zikretmemişti. Evet. Federasyon tanımı yaparmış gibi, hatta birkaç yazım da var benim bununla ilgili. Hani okurlarımın konfederal çözüm ve federal çözümle ilgili tanımlamayı kavrayabilmeleri için oturup birkaç kitap okuyup özümseyip ondan sonra da paylaşmaya çalıştığım birkaç yazım da var. Çok net hatırlıyorum. Hasan Arkol katılmış aramıza. Hoş geldiniz Hasan Bey. TC Hayati Ulaş, adı böyle geçiyor.
İyi yayınlar demiş. Pardon, ne demekmiş Türkiye ile komşu olmak lütfen? Herhalde Akıncı için soruyor. Şu demekti o günlerde Sayın Hayati Ulaş. Eğer çözüm olmazsa Kıbrıs'ın kuzeyi Türkiye'ye ilhak dahi edilebilir. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki tesiri daha çok artacağından Kıbrıs Cumhuriyeti olarak siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de tanımıyor olduğunuz için bundan sonra artık TC ile muhatap olmak zorunda kalacaksınız demekti. Ama zaten Kıbrıs Cumhuriyeti şu anda senelerden beridir TC ile muhatap. Yani zaten onunla komşu. Hani biz var mıyız yok muyuz belli değil. Hasan K. Süleyman iyi yayınlar demiş, bu adada hiçbir zaman barış olmaz. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok demiş. Sonuna kadar katılıyorum. Adına garantör denilen o üç devlet ve devamında Kıbrıs'ın stratejik pozisyonu nedeniyle, ekonomik kaynakları, belki doğal kaynakları nedeniyle adayı kullanmak isteyen pek çok kuvvetli dünya ülkesinin burayla ilgili oyunları sürecek. Ama bizim diğer ülkelerden çok büyük bir farkımız yok. Dünyanın birçok yerinde stratejik önemi olan toprak parçası var. Önemli olan yurduna ne kadar sahip çıkmak arzusunda olman ve kişisel çıkarların için ne kadar toplumunu, halkını, devletini, yaşam alanını satmaya meyilli olmamandır. Bugüne kadar Kıbrıslı Türkler kendi içlerinden de, kendilerine yardım etmek isteyenler tarafından da çok fazla sırtlarından bıçaklandılar. Bugün yaşadığımız bu sorunların temelinde de bunların yattığına yürekten inanırım. İdeolojimi de bu doğrultuda kurgularım. Mustafa Küçük, Kemal Küçük Sönmez, hepsi kendi istikballeri için çelişkili demeçler veriyor, evet, demiş. Doğrudur, doğru. Katılırız. Daha önce söyledikleri liyakatı esas alacağını iddia eden bugünkü hükümet, maalesef tecrübe, birikim ve liyakatı dikkate almayan tüzük hazırlamışlardır. Halkı aydınlatmak eğitimci olarak hepimizin görevidir. Saygılarımla. Çok teşekkür ederiz Mustafa Kemal Küçük Sönmez. Liyakatı biz bilmiyormuşuz. Demek ki farklı bir anlamı da varmış. Ya da liyakatla kastedilen farklı bir liyakatmış. Farklı çerçeveden değerlendirmişiz. Evet. Onlar başka bir şey anlatmaya çalışıyorlarmış demek ki. Hasan Arkol iyi yayınlar diyor. Çetin Korkmaz Han katılmış aramıza. Hasan Bağcıoğulları izliyormuş bizi. Ve Salih Tuver de bizimle birlikteymiş. Evet, yorumlarınız inanın şu an bu koltuğa oturduğum dakikadan kat be kat beni enerji doldurdu. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Yaşar Beş kardeşler de iyi yayınlar Çiğdem Hanım demiş. Teşekkürler Yaşar Bey. Evet Derviş Gezer. Evet, benim varmak istediğim nokta şu. Kıbrıs konusu elbette tartışılabilirdir. Elbette herkesin de Kıbrıs konusundaki şahsi olarak görüşüm, evet, federasyonla ilgili BM parametreleri çerçevesinde federal bir çözümü konuşulması ve müzakere edilmesi üzerine bir karar orada duruyor. Ancak Rum tarafının federasyon adı altında farklı şeyleri murat ettiğini düşündüğümüzde, beni temsil eden bir cumhurbaşkanının buna rağmen ben federasyondan başka bir şey konuşmam demek, beni toplum olarak elimi zayıflattığını düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Yok, zayıflatmıyor. Çünkü onu oraya yani getiren... Yani kime birilerinin yok, onu zorlamasını mı sağlıyor? Bu çok basit. Federal çözüm görüşülmeyecekse ben zaten burada oturmayacağım demek ben istiyor. Ben federal çözümden başka bir şey görüşmem diyor. Federal o zaman çözüm... birilerinin ona şunu demesi gerekiyor. O zaman bırak da başka görüşecek biri gelir. Bir dememiz gerekiyor. Diyebilirsin seçim günü tabii ki. Yani sandığa yani, gittiğin zaman bunu söyleyebilirsin, evet. Ama BM parametreleri, senelerdir harcanan emek, enerji ve kaynaklar ve her şey BM parametreleri dahil federal çözüm doğrultusunda ilerledi, öyle mi? Evet. Akıncı'nın içinden çıkmış olduğu siyasal gelenek de, hatta federal bir çözümden ziyade birleşik bir Kıbrıs için çabalayan bir gelenek oldu. Bu doğrultuda belli bir aşama kaydedilmişken, şimdi her şeyi sil baştan yapmak kolay bir şey değil. Ama eğer o olacaksa ben burada olmayacağım demek istiyor Akıncı bu noktada. Çok halk karar verecek. Doğru söylüyor. Halk karar verecek. Ama tabii dikkatli bakmak lazım Derviş Gezer. Yani
federal çözüm haricinde başka bir çözüm önerisine kulak kabartarak dinlemek demek. Şimdi Çiğdem, varlığımızı, varoluş mücadelesi veren, siyasal eşitlik uğruna evet, bir takım sıkıntıları göze alan, belki de çözümsüzlüğün temelinde yatan en etkili unsurlardan biridir siyasal eşitlik ve biz onun için uğraşıyoruz, onu talep ediyoruz. Ama baktığın zaman bunlardan vazgeçmek anlamına da gelebilir. Şimdi, çünkü bir yağmurdan kaçarken fırtınaya yakalanmak anlamına da gelebilir bugün mevcut müzakere sürecinden çıkmak ve yeni bir yapılanma içine girme çabasında olmak. Şimdi ben Kıbrıs'ta bir çözüm arayışının ötelenmesi ve ertelenmesi görüşünü taşımıyorum. Ama eğer federasyon diyorsak, ki BM parametreleri federasyon diyor, federasyonu tarif etmeyerek. Dünyada yüzlerce çeşit federasyon var. Belçika'da federasyon var. Avusturya'da federasyon var. Amerika'da federasyon var. Bosna'da federasyon var. Peki bizim anlam planı çerçevesinde referanduma koyduğumuz federasyon bir kriterin bir tanımı mıdır? Hayır. Her coğrafya kendi içerisinde bir federasyon oluşturuyor aslında. Bizim benim canımı sıkan şey tanımlar ve kelimeler üzerinden politika üretilmesi. Evet, bir hiçlik yani, uğruna politika. Desantralize federasyon dendi. Sayın Cumhurbaşkanı zahmet buyurup bu topluma desantralize... Şimdi hiç böyle bir terminoloji yokken Rum liderin dillendirmesiyle desantralize gündemimize geldi. Yani aynı oyun orada da sürüyor şimdi, çünkü evet, farklı ama bir şey zaten değil. Zaten ben onları da ayırmıyorum. Onlar kendi işini tartışsınlar. Bizim Cumhurbaşkanı sanki Sittin sene bilirdi bu desantralizeyi. Ben baktım, araştırdım, okudum. Nihayet itirak edebildim. Efendim, federasyon bir üst yapılar oluşuyor. Altındaki federe devletler kaç tane iseler ki bizde iki olacak. Onlara güç daha fazla veriliyor. Federedeki federe devleti gücü azaltılıyor. Yani ne oluyor? Kanatlı federasyon. Şimdi kanatlı federasyon, o klasik federasyon tanımı içerisinde federasyon ne oluyor? Yok, tartışalım hepsini. Daha konfederal bir yapı anlamına şimdi, geliyor aslında. Şimdi bu oyunu Akıncı da oynuyor. Ama dikkatini çekerim Derviş Gezer. Söyle. Desantralize federasyondan Anastasiadis'in bahsettiği gün Rumlar için bir devrimdi. Evet. Çünkü asla böyle bir şey tartışmamış ve konuşmamış. Çünkü onlar da son derece muhafazakar bir pozisyonda. Federasyonu ve kendilerine geneli, göre bir federasyonu tanımladılar. Adanın geneli. Şunu yapmaya çalışmalarının temelinde yatan sebebin bu olduğuna ikna ettim kendimi bir şekilde ben. Ne? Adanın geneli Rum hakimiyetinde olması gibi bir genel kanıları oluştuğu için garantörleriyle birlikte yani Yunanistan'la evet, birlikte bunu düşünüyor oldukları için desantralize bir çözümle birlikte aslında zayıf olan kanat Kıbrıs'ta Türklerin kanadı olacak. O zaman siyasi eşitliği tartışmak gibi bir gayemiz de olmayacak. Hayır yani bir yani, oyun oynanıyor. Evet. Yani federe devlette %70 %30 eşitlemesi olacak. O kanadın hakları devletlere verilecek ama bu arada bu kanatlara verilecek bu haklarla birlikte yani devletçikler güçlenirken evet, daha konfederal mantığına yakın bir pozisyona getiriliyor. Yani gerçekten anlamakta çok zorlanıyorum Çiğdem. Yani bu kelimeler üzerinden o. Şimdi bu Sayın Cumhurbaşkanımız akıllı olabilir, Kudret Özesay da akıllı olabilir. Ama bizi o kadar aptal sanıyorlar ki, biz o kadar aptal değiliz. Google'dan, hani siz de öğreniyorsunuz ya Google'dan, biz de öğrenebiliriz. Yani önce bana statüko diyorlarsa ikisi de, ikisi de statükonun bütün zırhın arkasını almış durumdadırlar. Bana bu oyunu hiç oynamasınlar. Ayrıca şöyle bir şey de var. Yani o parantezi açmamız gerekiyor. Bu isimler kendilerini ne kadar çok önemsiyorlar ki sanki Cumhurbaşkanlığı yarışı onların arasına geçecekmiş gibi. Durun bakalım. Sanki derken?
Sanki biraz fazla sanki. Bekleyin bakalım, daha Cumhuriyetçi Türk Partisi belirleyecek, bir de Ulusal Birlik Partisi belirleyecek. Peki. TC Hayati Ulaş süpersiniz demiş. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Salih katılmış. Mehmet Salih Bey hoş geldiniz. Mustafa Can Seçkin, iyi yayınlar hocam. Şu anki sistem en mantıklısı. 74'ten beri çözülemeyen meselenin şimdi veya gelecekte çözüleceğini zannetmiyorum. Rumlarla artık masaya oturulmamalı. Bu da bir görüştür. Katılmamakla birlikte saygı duyarım. Ama ülkemde barışın ve çözümün bir an önce var olabilmesi için de gereken her türlü ve desteği vermekten kaçınmayan bir insanım. İlker Beyci Müezzin Sayın Gezer. Efendim. Akıncı ve Başbakan'a bu kadar dik duruş sergilerken, evet, UBP Genel Başkanı Tatar için aynı duruşu sergilemiyor diyor. Yanılıyor muyum? Elbette yanılıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın tavrını samimiyetsiz bulduğum için eleştirdim. Başbakanın tavrını da aynen Çiğdem Dürüst'ün söylediği gibi federasyon temelinde bir çözümü bütün ömrünü adamış bir siyasi partinin genel başkanı ve başbakanı iken bu kadar sessiz, hani deyim yerindeyse dut yemiş bülbül olmasını doğru bulmadım. O neden? Cenah adına doğru neden bulmadım? Bu ülke, bu daha doğrusu bu ülkenin yarısı, yani Kıbrıs'ın yarısı, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kızıyorsun böyle söylediğim zaman biliyorum ama söyleyeceğim. Sessiz kalan politikacıyı seviyor. Unutma, Derviş Eroğlu hiç konuşmadan Cumhurbaşkanı oldu. Aha. Hüseyin Özgürgün hiç konuşmadan başbakan oldu. Hı hı. Hiç konuşmadan başbakanlıktan atıldı. Hiç konuşmadan hayatını sürdürüyor ve bir şekilde varlığını koruyor. Ama şimdi dolayısıyla nevi şahsına münhasırlık var. Yani her kişi kendine özeldir. Buna bakarsak bir taraftan da rahmetli Rauf Denktaş var. Yeter artık dediğimiz noktada bile konuşmaya devam eden bir liderdi. Evet. Değil mi? Ne kadar çok konuşursa o kadar akıl karıştırıyordu, o kadar pohpohluyordu. O da çok rahmetli konuşarak gelmiş. Hani bu bir izlenilecek bir politika değil aslında. Kişinin kendiyle uyumlaştırıp kendi politikasını öne koyup halkın da aslında öyle kabul ettiği. Ülkede bir, söz sahibi olmak üzere seçilmiş, milletin vekili olmuş, cumhurbaşkanı olmuş, kabinede yer bulmuş ve yürütmenin tepesindekilerden biri ya da en tepesindeki kişi olan, o yetkiyi alan kişinin konuşması gerekir. Kesinlikle. Burada çok netim. Fakat saçmalamadan konuşması gerekir. Yani senin dediğin gibi toplumu aptal yerine koyarak, herkes topluma çok söyledikleri sizi de ni tekrar ederek ve cümlelerini farklı şekillerde yeniden kurup sanki değişik bir şey söylüyormuş gibi dönüştürüp ekranlarda çok görünüp genel tek bölgeli seçim sisteminde kendini Madonna zanneder gibi sahneye çıkıp yüzünün ve adının çok duyulması sonucunda bir tik alacağını ya da partisine mühür toplayacağını zanneden bir politik geleneğin temsilcileridirler. Birçoğu bugün mecliste olan ya da meclisin dışında kalanlar. Veya girmek isteyenler. Çok, ve girmek isteyenler de çok az var bunların dışında farklı düşünen, farklı yaklaşan Derviş Gezer ne yazık ki. Ve onlar da ya bir dönem için orada oluyorlar ya da orada bulundukları süre içerisinde seslerini duyurmaktan aciz kalıyorlar. Çünkü genel çoğunluk ne söyledikleri anlaşılmadan çok söylüyorlar. Şöyle bir örnek de vardır. Geçen hafta benim yokluğumda konuktu, ondan önce konuk olmuştu. Bir Doğuş var. Evet. Siz Doğuş'u teplik kuyruğunda hiç gördünüz mü? Ben görmedim. Açıkladı kadıncağız zaten. Açıkladı geçen hafta, ben oturup yasa çalışıyorum, üstüne yani, üretmeye çalışıyorum dedi. Doğuş da partisinin kesmelerine rağmen seçimi alabildi. Yani evet, bir tarafta düğün ve cenaze siyaseti güden bir kitle var. Kazanıyorlar da bazen. Ama bir tarafta bazen Doğuş mi gibiler de var. Bazen onlar da kazanıyor. Bu ne demektir? Çok zor. Bu aslında toplumun renkliliği. Çok zor. Yani toplum neyi samimi bulmuşsa ona oy veriyor. Ama
Şimdi gerçekten yalana oy verilmemesi gerekiyor. Çok güzel, ben oradayım. Çok güzel söyledin. Neyi samimi buluyorsa. Evet. Eğer senin üzerine giydiğin kıyafet sana oturuyorsa ve herhangi bir şekilde çirkin, aksi, büyük, dar, geniş durmuyorsa, sırıtmıyorsa seni öyle kabul ediyor insanlar. Ama sana ait olmayan bir şeyi giydiğin zaman bir daha dönüp bakıyorlar bu nedir diye. Politik hayatta var olan kişiler için de aynı şey geçerlidir. Üzerlerine birkaç beden büyük gelen bir görev verdiğiniz zaman birilerine oturmuyor görev. Fazla geliyor. Doldurmak için konuşarak o gün öğrendiğini o gün toplumda paylaşmaya saçmalamaya başlayarak politika yapıyorlar. Maalesef Kıbrıs sorununda da saçmalama dönemeçlerini çok uzattığımız doğrudur. Katılıyorum. 2020 çok umutsuz bir cumhurbaşkanlığı seçim yani dönemi olacak. Yani 2020 çok da keyifli geçecek. Hani medya mensubu olduğumuzdan bizim için elbette çok fazla malzeme ve argüman üretecekler. Ama bugün başlayan bu paslaşmalara baktığında çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bugün paslaşan bu iki adaydan bir tanesi kuvvetle muhtemel başa bile güreşmeyecek. Çünkü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu ülkede üç partinin suyu akacak. Biri Cumhuriyetçi Türk Partisi, bir Ulusal Birlik Partisi, diğeri Yeniden Doğuş Partisi. Niye Yeniden Doğuş Partisi'ni özellikle ekliyorum? En ciddi anlamda birbirine kilitlenmiş parti, yeni partilerden Yeniden Doğuş Partisi. Çok büyük olasılıkla Erhan Bey kendi reel bir kamuoyu araştırmasını elde edebilmek için birinci tura katılacak. İkinci turda işte yeniden Doğuş Partisi'nin tavrı belki de çok net olacak. Eğer yapma taraf belirtirse. Derviş Kezer o kadar büyütme, Peki. Önce Kıbrıslı olmak ve Kıbrıs'ı hakikaten Kıbrıslı gibi sahiplenmek gerekiyor bu ülkenin cumhurbaşkanı olmak için aday olmak. Yani yoldan geçen cumhurbaşkanlığına ve Kıbrıs'ın kaderini çizmek üzere bir şeyler üretebilirim demeye hak sahibi olmamalı. Ama Çetin Sadeli ya bu ülkede cumhurbaşkanı adayı olmuş şeydi. Neden şimdi, olduğunu biliyoruz. Yani yasal bir vatandaşlık hakkı. Çetin Sadeli'nin neden olduğunu ve nasıl dalga geçtiğini aday olmakla ve politikayla nasıl dalga geçip kara mizahla bugüne kadar fark edilen ama dile getirilmeyen pek çok şeyi nasıl dile getirdiğini, çok da güzel bir reklam kampanyası izlediğini biliyoruz. Tebrik etmek gerekiyor kendisini. Birçok insanın bugün söylemekten korktuğu birçok şeyi söyledi. Bravo. Yani saraya girince bir şey oluyor, söyleyemiyorsun. Koltuğa oturunca demek ki o koltukta tehdit mi var? Doğru bir şey söylersen aniden iğneler çıkıyor, zehirli o koltukta iğnelere hiçbir şey yok maruz şeyde. Kalıyorsun. O koltukta mikşa var. Oturan yapışıyor. Evet, şimdi isimlerini göremiyorum ama buradan kalpler ve like'lar gönderdikçe resimlerini görüyorum. Beren Erkmen Küfi ve Ayşe Soykara da bize like'lar ve kalpler gönderiyorlar. Teşekkür ediyoruz ama isimlerini önümde akan ekranda göremiyorum ben. İnternetten kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Caner Sayınel bizi izliyor. Berzah Güneş bize katılmış. Hoş geldiniz efendim. Sizin de yorum ve sorun olarak dile getirmek istediğiniz bir şeyler varsa, başta Kıbrıs sorunu, devamında da politik yaşamımızda, politik yaşam tecrübemiz ve üstün politikacılarımızla alakalı söylemek istediğiniz bir şey varsa buradan sesiniz olmayı deneyeceğiz. Evet, gerçekten bazen öyle bir hale geldiğimi düşünüyorum ki bilgisayarın başına oturup yazı yazmaya, yarınki yazımı kurgulamaya çalışırken ne dediklerine bakma ihtiyacı dahi duymuyorum Derviş Kezer. Bazen özellikle belli isimler var politikada. Onlarla ilgili bir haber oldu mu? Başlığa bakıyorum ve kesin şunları söylemiştir diyorum kendi kendime. Sonra yapma, değersizleştirme bu kadar ezberciler diyorum. Dönüp bakıyorum haberin içeriğine, bir de ne göreyim?
Son 20 senedir adam aynı şeyi söylüyor. Adam diyorum çünkü politikada kadın son birkaç yıldır artık yavaş yavaş konuşan kadın politikacılarımız oluşmaya başladı. Adam son 20 senedir, 25 senedir, 15 senedir aynı şeyleri söylüyor. Ama 15 senenin sonunda ilgili yasaya istinaden emekli olup yüksek bir maaşla emekliye ayrılacak ve bunu aynı şeyleri söyleyerek ve bir arpa boyu yol kat etmeden yapacak. Ve bu ülkede farklı bir ekonomik sınıfın, asgari ücretle çalışan, her gün yeni bir şey üreten, üretmek zorunda kalan, üretmek zorunda kalmadıysa da bırakılan bir kişi sürünerek ölecek. O yapmış olduğu 3 dönemlik milletvekilliğiyle üst seviye bir yerde, zaten hele becerip bir de bakanlık aldıysa da ve aklı başka işlere döndüyse de ispat edilemez. Mal bildirimi yasasıyla ilgili hesap sorulamaz bir noktada olduğu için ben yargıç değilim. Yargılamak haddim değil. Peki, kimseyi izan altında bırakmak için de konuşmuyorum. Ama gözümüzün içine baka baka birkaç dönem bakanlık yapmışken, bir kamu görevlisiyken, kendi küçük şirketinin başındayken deve dönüşüyorlar. Bu da merak uyandıran bir durum değil mi? Bu ama merakı, ama hesap da sorulamaz. Merakı nedense biz duyuyoruz, biz dile getiriyoruz. Yo, onlar da yani koltuğa oturmadan önce Çiğdem Dürüst'ün merak ettiğini ve talep ettiğini herkes merak edip herkes talep ediyor. Nedense makamda bir değişim yansıyor. Ben bunu hani az önce koltuklarda mikşa var dedim. Şunu kastettim aslında, o koltuğun kişilere taşıdığı güçten yoksun olmak istiyor. Yani bu şiddetle Allah'a inanıp Kur'an-ı Kerim'i kitap benimseyen insanların sorgulamadığı kadar katı bir şekilde bu insanların nereden bulduklarıyla ilgili çalışma yapılmadı, yapılmıyor. Yapılmayacak. Ve korkuyoruz biz bunu sormaya. Korkuyoruz biz bunu araştırmaya. Korkuyoruz biz bunu dile getirmeye. Yani bu bir saadet zinciri büyük olasılık. Ve üstelik kimse, biz bunu... Kaldaki serçeleri ürkütmek istemiyoruz. Bak Derviş Gezer, bunu dile getiriyoruz ya. Yani günün sonunda ya bunu dile getirenin peşine düşüyorlar. Buyursunlar, düşsünler. Ya da devamında... kendilerini savunma ihtiyacı bile koymuyorlar çünkü kimse sorgulamayacak. Hatta sorgulayan olursa, bin bir türlü meclis içinden sorgulayan olursa, kabineden sorgulayan olursa ona da bu işlerin yolunu açmaya çalışabilenler olabiliyor. Peki bütün konuştuklarımızdan Çiğdem Dürüst, şu noktaya gelebilir miyiz? Bu ülkedeki siyaset kurumunun çöktüğü noktasında mıyız? Bu ülkedeki siyaset kurumu zaten politikacıların, belli başlı politikacıların boş lagalugalarıyla çöktüğünü kendini, evet. Peki, kendisi ispat ediyor. Ülkede siyaset kurumu çökmüşse eğer, bu yeni arayışların da mecrasının artık oluştuğunu ve o zeminin meydana geldiğinin de bir göstergesi olur mu? Ya benim şu noktaya getirmeye çalışıyorum. Sorunu anlamadım doğrusunu istersen. Şu noktaya getirmeye çalışıyorum. 1980 12 Eylül darbesinden sonra Türkiye'yi düşünelim. Türkiye'de Turgut Özal'ın iktidarı yitirmesiyle birlikte başlayan istikrarsızlık, her seçimde yeni bir irade, her seçimde yeni bir koalisyon, her seçim döneminde 2-3 koalisyonun yaşandığı bir dönemi düşünelim. Yani 1980'lerin 87 gibi düşünürsek bunu, 2000'lerin başına kadar yaklaşık 13-14 senelik bir süreç. 2000'lerin başında o çöken siyaset kurumunun altında o güne sebep olan bütün siyasi kurumlar altında kalıyor ve Tayyip Erdoğan doğuyor yeni bir mecradan. Kimileri buna proje diyebilir, kimileri buna hiç alakadar etmez. 80 milyon var olan siyasi kurumdan umudu kesmiş, onları barajın altına göndermiş ve yeni yapılanmalara yol açmış. Aynı 80 milyon. De bu siyaset kurumunun çöküntüye uğradığını ve aslında yeni bir lider arayışında olduğumuzu... Deniyorlar işte, çıkmaya çalışıyorlar ama... Hayır, ben lider olmak istiyorum diyenler denemeye çalışıyor. Toplum daha denemiş değil. Yani o 80 milyonun belirlemiş olduğu ve bütün o güne kadarki siyasal çatıyı çökerterek
yeni bir çatı doğurmaya çalışmasının sonucunda bugün baktığınız zaman yapılan röportajlarda şey diyor, oyumu muhakkak AKP'ye vereceğim diyor. Şimdiki iktidarı sorduklarında da gitsin o reziller diyor. Yani o kadar da bilinçsiz bir seçmen kitlesi var yani bugün Türkiye'de. İktidarın bugüne taşınma noktası değil. Bizimki çıkış de çok, noktasını soruyorum. Evet, bizimki de çok farklı değil. Bence kendiliğinden toplum bu lideri doğuracak. Bizde de projeler var. Bu projelerden bazıları hakikaten belki dıştan pohpohlanarak büyütülmüş. Olabilir. Halkın gözü önüne serilmiş. Belki bir miktar yardım sağlanmış bir yerlere gelebilmesi için. Ama sonradan da hedeflendiği gibi olmamış ya da halk uyanık davrandığı için istedikleri yememiş. Noktaya yememiş. Yani getirememişler. Evet, Fransa'dan Macron için de söyleniyor. Ya da siyasal partilerin kendi projeleri de var. Belli bir plan yapıyorlar. Partinin daha ileriye taşınması ve sözüm ona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de daha ileriye taşınması için. Ama baktığın zaman partilerin çoğunun, özellikle eski ve köklü partilerden bahsediyorum. Özellikle Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden bahsediyorum. Bu iki siyasal parti bir takım projeler geliştiriyor kendi içinde. Bir hevesleniyor aşağıdaki taban. Ama sonra ortaya çıkıyor ki projeyi geliştiren siyasal partinin kaymağını yiyen zümrenin ta kendisi. Ve o kaymağı yemeye devam edebilmek için de böyle bir proje üretip aynı projeyi farklı bir ambalaj tabii kağıdında kendi statik olsun, yeniden devamını için sunmuş oluyorlar ne yazık ki. O yüzden bir sonuç çıkacak gibi görünmüyor kısa vadede. Ben kısa vadede hatta bu ülkede de bir Tayyip Erdoğan'ın gerekliliğine inanıyorum. Aman yapma lütfen Derviş Gezer. Yani en azından isim kullanma bu ülkede. Tayyip Erdoğan gibi değil ama bu ülkede bir lidere ihtiyacımız var. Bu ülkede ülkenin çıkarlarını koruyup kollayabilecek. Özellikle benzetiyorum. Unutma ki bu ülke liberal bir yapılanmayı kaldırabilecek bir ülke değil. Ben Tayyip Erdoğan'ın politik görüşleri çerçevesinde bir benzetme ya da bir talep içinde değilim. Ha, lütfen onu liderlik açıklayalım. Liderlik bazlı olarak, liderlik olarak evet, Tayyip Erdoğan gibi bir lidere ihtiyacımız var. Biz 1960'lara kadar Doktor Küçük'le, 60'lardan 2000'lerin başına kadar Denktaş'la geldik. Denktaş'tan sonra tamamen yani 2002'lerde, yani Türkiye yeni bir lidere kavuşurken biz liderden olduk. O günden beridir de Kuzey Kıbrıs yalpalıyor. Liderim diyenler ortaya çıkıyor. Halk hiçbirine lider demedi. Evet. Ve ben demeye çalıştığından da çabucak döndü. Olamadılar. Evet. Yani ben liderim demekle lider olunsaydı eğer, kimler geldi, kimler geçti bu ülkede? Maya tutmuyor. Çünkü o donanım ve o toplumla o hücresel uyum yok o kişilerde. Evet, Beren Erkmen Küfi, iyi yayınlar. Bu akşamki gündeminiz yine çok iyi seçilmiş gibi bir yorum yapmış bize. Çok teşekkür ederiz. Hepimizin gündemi aynı sevgili Beren Erkmen Küfi. Çünkü bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin sancısını birlikte çekiyoruz. Bu ülkede olmayan, oturmayan şeylerin zararını birlikte yaşıyoruz. Birlikte umutsuzluğa kapılıyoruz. Birlikte aynı siyasi rüzgarla gündemi değiştirmek için yaratılan bir takım etkinliklerle, suni haberlerle, evet, asıl konuşulması gereken konudan bizi uzak tutmak için yapılan manevralarla hep birlikte etki altında kalıyoruz. Azıcık düşünebilen, azıcık sorgulamayı beceren, azıcık acaba başka ne yapacaklar bize diye gözlemleyip çürütmeye çalışan insanlar da böyle ya sistemin altında kalıyorlar ya da daha çabuk sesleri, solukları kesilmeye çalışılıyor. Ya Derviş Gezer. Evet. Genel itibariyle ben konuyu toparlamak adına söyleyeyim. Hı hı. Statiko'dan bahseden Kudret Özersay da, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, herkes de Statiko'yu kullanarak bir şeyler yapmaya çalıştıkları için ikisini de samimi bulmuyorum. İkisini de oyun kurgusu yaptığını düşündüğümden onaylamıyorum.
Ve ikisine de oyumu da vermeyeceğim. Evet. Son sözlerin miydi? Bitti kapanıştan mi? Program önce bitti. Program bitti. Evet. Öyle mi? Evet, son sözüm olsun. 2020'de bu iki portakal atışana oyum yok. Evet, değerli izleyenler. Ben de artık ne istediğini açık söyleyen ve söylediğinin arkasında duran, öyle kıvırıp ondan sonra oraya çıkınca ama işler böyle değildi buraya gelince fark ettik demeyen politikacılar görmek istiyorum. Açık ve net bir şekilde biz böyle düşünmemiştik deyip çekilmesini bilen politikacılar istiyorum. Ya da çekilmeyip halktan da destek isteyen, öyle sendikaya tekme vurup sivil toplumu satın alıp dernekler kurdurup onları kendi peşlerinde koşturup tabelalardan ibaret imzalar attıran politikacılar görmek istemiyorum. Ne uluslararası politika adına, ne müzakere süreci ve Kıbrıs sorunu adına, ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına ya da Kıbrıs adına. Ciddi bir enerjiydiniz hakikaten bu akşam bizim için. Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta çarşamba akşamı saat 18.30'da biz yine burada olacağız. Konu önerileriniz varsa, istediğiniz konuklar varsa bizlere sosyal medya üzerinden ulaşarak destek atışı yapabilirsiniz. Görmek istediğiniz yüzleri burada fikirleriyle, düşünceleriyle, varlıklarıyla sizlerle paylaşmaya çalışabiliriz. Ömer Topal son anda bir yorum gönderdi. Ömer Bey geç kaldınız, okuyorum ama. Ömer Topal, Sayın Gezer çok iyi bir konuya değindiniz ve Rumlar kendi çıkarları olmayan hiçbir anlaşmaya yanaşmazlar. Artık anlayalım demiş ve görüşünü bizimle paylaşmış. Evet, iyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Yeni Bakış Web TV'de önümüzdeki hafta çarşamba saat 18.30'da Derviş Gezer ve ben yine sizlerleyiz. İyi akşamlar diliyoruz.